Bamsı Beyrek, Bay Bice'nin obasından bir haber aldım. Babası senin Banu Çiçek'le evliliğine oldukça sıcak bakıyor. Obalarımız kardeş obalardır. Hepimiz aynı atadan, aynı boydan geldik. Geleneklerimiz, göreneklerimiz birdir. Bu konuları büyüklere danışmak da gerekir. Sen ne dersin Dede Korkut? Bu uygun mudur? Banu Çiçek iyi bir kız. Bamsı Beyrek'in yiğitliğine de denk bir yiğit. Onun için de en uygun eştir. Bu durumda bize düşen gidip kızı istemektir. Fakat deli Karçar, onu nasıl ikna edebiliriz? Oysa ne babasına ne de kız kardeşine benzer. Laftan sözden anlamaz biridir. Siz onu bana bırakın. Ben onun inadını kırmasını bilirim. Merak etmeyin. Yoksa burada mı? Sen mi aldın nankör tavuk? Boşuna arama Tepegöz. Yüzüğün emin ellerde. O yüzük seni koruduğu gibi beni de koruyacak. Bundan böyle kılıç kesmez, ok batmaz Şöklü Melik'ten bütün dünya korkacak. Yüzüğüm nerede? Yüzüğüm! Yüzüğüm nerede? Onu bulmalı. Mutlaka bulmalı. Yoksa fena. Çok fena olacak. Bu harika. Yakında düğün var desenize. Düğün mü? Düğün nedir? Düğün demek, düğün çorbası demek. Pilavlar, kavurmalar, şerbetler demektir. Bu düğün denen şey güzel bir şeye benziyor. Güzel olmaz mı? Oyunlar, hokkabazlar, yarışmalar, eğlenceler. Yemekler, yemekler. Bamsı Beyrek'le Banu Çiçek evleniyorlar, öyle mi? Bu obada haberler ne kadar hızlı yayılıyor. Doğru mu? Düğün var mı şimdi? Anlaşılan daha aileler söz kesmeden siz düğün derneği ilan ettiniz. Evet. Orman çocuğu da ilk kez bir düğün görecek obada. O da merak ediyor eğlenceler nasıl oluyor diye. Evet. Dede Korkut, hemen düğün yapalım. Anlaşıldı, anlaşıldı. Hepiniz işin eğlencesindesiniz. Bu işin hemen olabilmesi için biliyorsunuz önce Banu Çiçek'in ailesiyle konuşmalıyız. Şimdi bunu görüşmek için Bay Bice'nin obasına gidiyorum. Dua ederim de deli Karçar karşıma çıkmasın. Bana engel olmaya çalışabilir. Neden biz de seninle gelmiyoruz Dede Korkut? Evet Dede Korkut, lütfen gelelim. Hem belki sana faydamız bile dokunabilir. Lütfen. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sizden kurtuluş yok. Hadi gidelim bakalım. Yaşasın!
Karçar. Tamam çocuklar. Sorun yok. Neden geldiğinizi biliyorum Dede Korkut. Bay Bijen bizi bekliyordu. Çekil önümüzden Deli Karçar. Benden istediğini alamayacağını da biliyorsun değil mi Dede Korkut? Bamsı Beyre'ye söyle kardeşimi istemesin benden. Yoksa olacaklardan ben sorumlu olmam. Sen ağabeysin. Senin de rızan önemli. Fakat sana da düşen kardeşini mutlu etmek olmalı. Sen benimle deli olduğumu bilmezsin Dede Korkut. Kardeşim buradan ayrılamaz. Bamsı Beyre'ye söyle bıraksın Banu'nun peşini. Benim işim seninle değil evlat. Babanla konuşmaya geldim. Demek gitmeyeceksin. Öyleyse günah benden gitti. Al bakalım. Allah'ım sen büyüksün. Bu da ne böyle? Neler oluyor? Bana ne yaptın böyle? Elimi hissedemiyorum. Bu nasıl olabilir? Ben yapmadım. Sen kendine yaptın evlat. Elim. Çabuk çöz beni. Atalarının sözleri sana hiç işlememiş evlat. Büyüğüne el kaldırmak öyle mi? Bu hangi kitapta yazar? Fakat hak doğrudan yanadır. Bu davranışınla elini kendin kaybedebilirsin. Kolum. Şimdi beni akıllı akıllı dinleyeceksin. Elim. Çöz elimi ihtiyar. Yoksa... Yoksa ne olur? Tamam. Tamam. Daha ileri gitme. Lütfen Dede Korkut. Kurtar beni. Evet. Şimdi asıl meseleye gelelim. Hiç böyle kız istemek zorunda kalmamıştım. Fakat bunu sen istedin. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle aydan arı, güneşten güzel kız kardeşin Banu Çiçeği, Bamsı Beyre'ye istiyorum. Anlaşıldı. Yalnız benim de bir şartım var. Hiç pes etmeyecek. Nedir şartın bakalım? 1000 erkek deve. 1000 koyun. 1000 de koç. Elbette. Kızımızın isteği sayarız. Oldu bilin. Dahasını da isterim. 1000 kuyruksuz, kulaksız köpek ve pire. 1000 kuyruksuz, kulaksız köpek ve pire mi? Bence böyle kalsın. Bu elle yakışıklı bir heykele benzemiyor mu? Evet, evet bence de çok yakıştı. Ve? Banu Çiçek isterse Bamsı Beyrek'le evlenebilir. Yaşasın! Düğün olacak mı şimdi? Hadi gidelim çocuklar. Yapacak çok işimiz var daha. Kimse sana zarar veremeyecek. Bu yüzük seni ok batmaz, kılıç kesmez, hiçbir güç işlemez kılacaktır. Ama parmağından asla çıkarmayacaksın. Bu senin için çok önemli. Onu asla yanından ayırma. Sana biraz kırıntı. Ha,
Nereye minik fare? Bak sen! Kim varmış burada? Bizim Tepegöz. Küçük bir farenin peşine takılıp buraya kadar geldin demek. Yoksa kalede sana yeterince yemek vermiyorlar mı artık? Kuzgun. Kuzgun ya. Şükrü Melik burada olduğunu bilmiyordur Tepegöz. Eminim duyunca çok kızacaktır. Bakalım. İsyan!